Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları Kasım'da aylık %14,8 artışla 1 milyon 560 bin oldu. Beklenti %0,9 düşüştü. İnşaat izinleri aynı dönemde %2,5 azalarak 1 milyon 460 bin oldu. Beklenti %2,2 düşüştü. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, talep, enflasyon ve iş gücü normalleşiyor, ekonominin bazı alanları zayıflıyor, eğer enflasyon güzel şekilde aşağıya gelirse Fed yanıt verecek değerlendirmesinde bulundu. Euro bölgesinde enflasyon Kasım ayında nihai verilere göre öncü okumaya paralel olarak yıllık %2,4 arttı. Bölgede aylık enflasyon nihai verilere göre Kasım'da %0,6 azaldı. Öncü veri %0,5 azalıştı. Politika faizini %-0,1'de 10 yıllık tahvil faiz hedefini yaklaşık %0'da tutan Japonya Merkez Bankası sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmedi. Japonya ekonomisini ve fiyatlarını çevreleyen son derece yüksek belirsizlikler olduğuna işaret eden banka gerekirse ek gevşeme önlemleri almaktan çekinmeyeceklerini vurguladı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda negatif faiz politikasından çıkış konusunda net konuşmak zor ifadesini kullandı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın zaman alacağını belirtti. Kurumun raporunda kredi görüşümüz olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim güçteki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır ifadesi kullanıldı. ...19 Aralık 2023 akşamındayız. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül stüdyoda bizimle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz. Ve Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi de bu akşam yine bizimle birlikte. Haluk Bey'e de uzaktan bağlanacak. Haluk Bürümcekçi'ye de bir iyi akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi hemen başlamadan piyasada rakamlar nereden kapandı, hangi seviyelerden kapandı onu da getirelim ekranlarınıza. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,83 kayıpla 7.725 puandan tamamladı. Endeks açılışla birlikte gerilemeye başladı. Sabah saatlerinde en düşük 7.654 puanı gördükten sonra buralardan bir miktar toparlandı. Öğleden sonra yine aynı seviyeye kadar sürdü satışlar. Bu kez 7.642 puan ile gün içi dip seviyesini gördü. Bu noktadan itibaren ise yönünü yukarıya çevirdi ve gün içi dip seviyesi yani 7.642 puana göre %1 arttı ama bir önceki güne göre %0,83 kayıpla tamamladı günü. 35 hisse senedi artarken 63 hisse senedinin değer kaybettiğini gördük. Endeksin gün içi toparlanmasında Anadolu Efes 6.7 puan, Coca-Cola 3.9 puan ve Ereğli Demir Çelik 9 puan ile puan bazında en çok katkıyı veren hisseler oldular. Demir Çelik sektörü hisselerinin de bugün yine güçlü olduğunu söyleyelim. Düşüş tarafında ise banka hisseleri ve gıda perakendesi hisseleri puan bazında yüksek düşüşler yaşandığını gördük. BIST 100 işlem hacmi 81.9 milyar lira. BIST tüm işlem hacmi de 108.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Para piyasalarında dolar endeksi öğle saatlerine kadar 102.5 civarında seyrettikten sonra öğleden sonra önce 102,2'ye sonra da 102'ye kadar gevşedi ki bu gün içerisinde gördüğü en düşük seviyeydi. Şu anda da düne göre %0,39 aşağıda 102,16 düzeyinde. Euro dolar karşısında öğleden sonra yönünü yukarıya çevirdi. 1,0987'yi gördü en yüksek gün içerisinde. Şu sıralarda da %0,48 yukarıda 1,0976 düzeyinde. Dolar Türk Lirası karşısında %0,12 artıda. Euro Türk Lirası karşısında %0,59 artıda. Ve Amerikan tahvilleri güne %3,94-95 seviyelerinden başladı 10 yıllık tahvil faizi. O dakikadan itibaren de yönünü aşağıya doğru çevirdi. 3,89'a kadar gevşedi. Şu sıralarda da 3,91 %0,01 aşağıda. 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde de yine aşağıya doğru yönü görüyoruz.
emtialarda, dolarda ve tahvil, Amerikan tahvillerindeki faizlerdeki gerileme altın fiyatlarını yukarıya itti. 2020 dolar civarından 2046'ya kadar yükseldi. Şu anda da gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyelere yakın seyrediyor. %0,58 artıda. Bu harekete paralel olarak gram altında yine 1900 liranın üzerinde. Gümüş de bugün %1,5 yükselişle 24 doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin'de kayıp var %0,96, 42.203 dolar. Brent petrol günün büyük bir kısmını dar bir bantla geçirdikten sonra 79 dolar civarına yükseldi. %1,62 artışla. Amerikan tipi ham petrolde de %1,45'lik artış var. Avrupa borsalarında pozitif kapanışlar görüyoruz. Londra'da %0,31, Paris'te %0,08, Almanya'da, Frankfurt'ta %0,56 ve İtalya'da da %0,41'lik artışlar var. Amerikan borsalarına da baktığımızda Dow Jones %0,57, S&P'de %0,45 artıda. Vadeli işlemlerde de artıda açılmıştı Amerikan endeksleri. Şimdi Özlem Hanım, Haluk Bey, bir kez daha hoş geldiniz diyeceğim ve Amerikan Merkez Bankası ve Amerika'daki gelişmelerle başlayacağız. Az önce de söyledik, Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %3,91 seviyesinde bir miktar daha gevşemiş gibi görünüyor aşağıya doğru. Bu hareket biraz fazla mı oldu acaba, ne dersiniz? Bundan yaklaşık bir ay, çok da fazla değil herhalde, bir ay önce baktığımız zaman belki 1,5 ay falan olabilir. Amerika'daki tahvil faizlerinin Amerikan Merkez Bankası Fed'in daha fazla faiz arttırmasına engel olacak sıkılıkta durduğu konuşuluyordu. Şimdi galiba o seviyeler gitti. Evet, sanki. Peki bu hareket bitti mi? Yoksa daha aşağısı, yani 3,89'u gördü bugün en düşük. Evet. Var mı daha aşağısı? Şöyle, biraz ileri gittiğini ben de hemfikirim. Daha doğrusu şöyle, tabii ki de beklentiler daha düşük enflasyon seviyelerini gösteriyor ve bu yönde bir fiyatlama var. Ve de hani resesyondan uzaklaşılıyor olması, fikrinden, yani beklentilerden daha çıkıyor olması bu tarafta bir rahatlama getiriyor. Ancak piyasalar zaten bütün bu süreç boyunca, yani enflasyonla mücadele süreci boyunca bugünlerin hayaliyle hep daha ralliye elverişli bir ortam oluşsun diye heveslenirken hep Fed onu durduruyordu veya Powell'ın açıklamaları piyasanın önüne geçmeye çalışıyordu bunun olmaması için. Neden? Çünkü işte varlık fiyatları enflasyonu diyelim. Varlık fiyatları enflasyonu, fiili mal ve hizmet enflasyonuna dönüşmesi riski var veya tetiklemesi riski var. Bu noktada beklentilerin bozulması diyeceğim, olumlu tarafta bozulması, Fed'in yarı yolda kalmasına neden olabilir. Ve dikkat edin, yani daha 2'ye de çok var, hedefe çok var. Onun için biraz hızlı gidiyor. Yani piyasa hep böyle, dediğim gibi, iyimseri, iyim tarafı, rally veya artık faiz artırımları geride kaldı, indirimler başlayacağı beklediği için ve bunu fiyatlamaya çalıştığı için biraz önden gidip bütün çabaları tehlikeye atacak bir hızda ilerliyor. Bunun için de muhtemelen sözlü yönlendirmelerle öne alınmaya çalışılacak. Eğer ki bu bir yıl sonu bilanço, tabii ki de iyileştirme dönemi diyelim. İşte son birkaç günü, yani artık son gelecek hafta itibariyle yok yabancılar, bir 10 gün kadar. Son şeyler, hareketler olabilir. Yani yılbaşı itibariyle biz birazcık daha makul bir piyasa fiyatlaması, daha rasyonel veya daha ağır hareket eden, en azından hisse senedi piyasası belki biraz gene hızlı hareketine devam edebilir ama tahvil piyasasında biraz daha normalleşmenin yaşandığı, bu rally'nin devam etmediği bir konjonktüre girebiliriz diye tahmin ediyorum. Bunu yaşamamız gerektiğini de düşünüyorum. Eğer ki bu rally işte 3.8 dediğiniz gibi, yani 3.50'lere, 3.8, 3.6'na doğru devam ederse Fed'in faiz indirim beklentilerinin bir kere ötelenmesi, hani tamam faizler iniyor ama Fed faizlerine olumsuz yansıması bir. İkincisi de masadan kaldırdıkları faiz arttırım ihtimalinin Mart'taki tahmin setiyle birlikte işte 4.6 değil de yıl sonu Fed fonlama oranı, atıyorum, 4.7-8 olması riskiyle karşı karşıya kalırız. Pekala. Haluk Bülümcekçi, Özlem Derici Şengül'ün sözü getirdiği noktadan
devam edelim. Hakikaten daha da gerileme devam ederse faiz indirimini bırakın belki artırım bile gündeme gelebilir. Böyle bir opsiyon da söz konusu olabilir. Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası Fed, geçen hafta da yine beraberdik, açıklamaları da beraber değerlendirdik burada. Diğer Amerikan Merkez Bankası Fed yöneticileri, başkanları karışık sinyaller veriyor. Birisi bir kısım işte indirim olabilir, böyle devam ederse, bir kısım diyor ki ya hala biraz daha sıkı durma faydalı olabilir şeklinde. Amerikan Merkez Bankası Fed, Özlem Hanım'ın söylediği gibi bu piyasayı yönlendirme adına bir belirsizlik politikası mı yürütüyor? Peki eğer hakikaten öyleyse, bir belirsizlik politikası yürüttüğünü düşünüyorsak eğer, mevcut durumda bu fayda mı sağlıyor acaba? Fed'in işine mi yarıyor, yoksa hakikaten faizlerdeki bu gerileme ciddi bir sıkıntıya sebebiyet verebilir mi? Şöyle ki, yani daha önceki dönemdeki bu karışık mesajların bir faydası vardı ve bir etkisi vardı. Hı hı. Ama bence son toplantıdan sonra, hem faiz senaryoları yenilendikten sonra ve Powell'ın açıklamalarından sonra, şu anda tabii ki daha temkinli yaklaşanlar olacaktır. Böyle açıklamalar duyacağız ama etkisi bence çok 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 azalmış durumda. Yani çok duyacağız bunları ama piyasa pek bunları aldırış etmeyecektir. Yani burada İşte indirim için zamanlı konuşmak için erken falan gibi açıklamalar çok piyasayı dizginleyecek gibi durmuyor. Yani bu havayı değiştirmek bu verilerle, bence, veya konuşmalarla, verilerle demeyeyim yanlış oldu, bu değerlendirmelerle konuşmalar değiştirmek çok çok zor şu anda. Yani uzun sürede böyle olacaktır. Bunu ancak veri değiştirir, bu algılamaları. O veri de zaten büyüme verileri iyi geliyor. Orada büyüme zaten yapabileceğini yapıyor. Demek ki bize ne lazım? Yani eğer bu, yani bu aşırı indirim fiyatlamasının biraz kırpılması için, o zaman istihdamın biraz 1-2 ay beklenenden güçlü gelmesi lazım. İşsizlik oranının belki düşüyor olması lazım. Ya da, ve buna ilaveten de, enflasyonundaki düşüşün özellikle çekirdek tarafta hız kestiğini veya düşmediğini gibi bir şeyler lazım. Yoksa hakikaten bu algılamayı, bu fiyatlamayı konuşmalarla çevirmek artık bence imkansız. O geçti, yani o imkan kalmadı. Bu finansal koşullarda gevşeme getirirse, evet, en büyük tehlike o zaten. Hem o uzun vadeli faizlerin bu kadar iniyor olması bir anda aktiviteye daha da destek verebilir, enflasyon açısından risk oluşturabilir. Fed bundan çok endişe etmiyordur şu anda. Ediyor olsaydı zaten bu böyle mesajlar vermezdi, yani belli bir yol açmazdı. Şu anda izlemede kalacaktır. Belki bir miktar kendi kontrollü bir şekilde yumuşak inişte sağlamak için izin vermiş gibi duruyor. O yüzden hani şu aşamada bu şekilde bu algı çok kolay değişmez kısacası. Yani en azından Ocak verilerini görene kadar diyelim, şey yapamayız, değiştiremez yani piyasa bu görünümü. Peki şeylerden bahsettiniz, hani ne olursa bu coşkulu risk iştahı bir miktar tersine dönebilir diye. İşte enflasyonda gerilemenin yavaşlaması, ne bileyim işte %3'ün altında, 2,7'lerde, 2,8'lerde sağlam durması, bazı verilerin kötü gelmesi, onun ötesinde mesela küçük ve orta ölçekli bankalarda bir sıkıntının olması ya da gayrimenkul sektöründe ciddi sıkıntıların oluşması, bunlar da elini bağlayacak mı? Bağlayacak demeyelim, faiz indirimlerinin önünü daha hızlı bir şekilde açacak mıdır? Ne dersiniz? Eğer bunlar gerçekleşirse, bu riskler gerçekleşirse. Kimisi bu saydığınız risklerin kimisi aşağı yönlü, yani evet, faizi daha indirecek. Özellikle bir kriz gibi bir şey, bankacılık başta olmak üzere. Bunlar tabii daha da zorlar. Ama o zaman o çok finansal koşullar açısından gevşetici olmaz. Çünkü zaten orada böyle bir kriz gibi krizsel bir şey olması zaten finansal koşulları sıkılaştırıcı bir durumdur. Ona verdiği tepkidir dolayısıyla indirim. Yani nötr etkisini nötrlemek olur. Ondan çok etki gelmez. Bence önemli olan işte enflasyon ve istihdamdaki yukarı yönlü sürprizlerdir. Ancak onlar piyasanın fiyatlamasını, Fed'in görüşlerini ancak onlar değiştirir. Ama onlar için de en az
iki kere iki tane veri lazım. Yani bir tane veriyle de olmaz. Teşekkür ediyorum. Özlem Hanım, Euro bölgesinde enflasyon Kasım'da nihai verilere göre %2,4 olarak gerçekleşti. Aylık bazda da %0,6 gerilemiş durumda. Hı-hı. Orada işler enflasyon anlamında biraz daha iyi gidiyor. Hedefe Hı-hı. yakınsama konusunda daha iyi mesafe kat ettiler diyebiliriz herhalde. Hı-hı. Ama onların duruşları, hani geçen hafta Christine Lagarde özellikle dedi ki Jerome Powell'ın biz faiz indirimini tartıştık sözleri şeklinde o soru bizim orada soruldu. Geçerli. Biz tartışmadık. Biz hiç konuşmadık bunu diye özellikle vurguladı. Ama şeye baktığımız zaman doların değer kaybı, euro dolar paritesi vesaire nasıl değerlendiriyorsunuz Avrupa açısından? Şimdi Avrupa'daki enflasyondaki düşüşü bir başarı olarak değerlendirmemeliyiz. Mesela Fed'in hani kontrollü iniş, enflasyonda düşüş bir hani Almanya'nın teknik resesyonda olduğunu varsayalım. Euro bölgesi işte tahminlere göre çok düşük. Tek hane 0,5-0,6 gibi büyüme tahminleri var. Hı hı. Her an daha aşağıya kayabilecek bir zayıflıkta. Dolayısıyla ekonominin zayıflığı aslında, yani bir yandan enflasyonla mücadele çok iyi gerçekleşip, yani çok başarılı bir şekilde gerçekleşip de büyümede de veya istihdam tarafında da bir takım kontrollü kayıpların olduğu bir resimden söz etmiyoruz Avrupa'da. O yüzden de Lagarde de aslında işaret etti biraz da, yani bir kere teknik olarak baz etkisi dolayısıyla artış söz konusu olabilir enflasyonda. Bu bir düşüş bile olsa tamam, faiz artışları geride kaldı. Ama faiz indirimleri gerçekleşirse eğer, bu artık enflasyonla mücadele tamamlandı diye değil. Ekonomi teknik resesyonun da ötesinde bir resesyona doğru koşuyor. Biz bunun önüne bir önlem alalım teziyle gerçekleşecek bir faiz indirimi olur. Bu da dolayısıyla da hani faiz farkları üzerinden de baksanız, büyüme farkları üzerinden de baksanız euro-dolar paritesi için olumsuz bir görünüme işaret eder. Şu andaki kompozisyon biraz o yönde. Ha, bakıyoruz verilere, işte PMI'ye bakıyoruz. Nedir o? Perakende satışlara bakıyoruz. Sanayi üretimine bakıyoruz. Sanki Avrupa dipten döndü gibi görünüyor. Yani halen çok kötü görünse de göstergeler. En azından Ekim ayı, işte Ekim ayında sanki en kötü halini almış. Kasım Aralık'ta yavaş yavaş toparlanıyor gibi bir görüntüsü var. Son çeyrek itibariyle belki biraz daha üçüncü çeyreğe nazaran daha iyi bir görünüm sergileyecek gibi. Bu iyi haber. Yani resesyona girmeden enflasyonu düşürmeyi başardık diyebilecekleri noktaya gidebiliriz. Ama bu neye neden olacaktır? Faiz indiriminin ötelenmesine neden olacaktır. Dolayısıyla benim beklentim Euro bölgesindeki zayıflığın, o gözle görülür vaziyetteki halinin devam etmesi. Belki Euro bölgesinin tamamen resesyona girmese bile lokomotif ülke olarak Almanya'nın resesyonda veyahut da işte sıfırlarda devam etmesi. Bu yüzden de bunun daha da derinleşmesini engellemek üzere faiz indirimlerinin yıl içerisinde belki de ikinci çeyrek, yani bir çeyrek hani sıkı duruşa koruyabilip başlaması, ancak bu faiz indirimlerinin böyle şey oluşturmaması, Euro bölgesi tamam toparlandı, işte fiyatlamalara yansıdı, faizlere yansıdı, bütün hani bölge geneline faizlere yansıdı, normalleşiyor ekonomi, işte sermaye akımları bu yönde dengelenecek, o yüzden de Euro değer kazanacak filan gibi bir resme bürünmesini ben beklemiyorum gelecek, en azından 2024 için. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir araya gitme zamanımız geldi. Ondan sonra da yavaş yavaş artık yurt içine döneceğiz. Araya giderken de bir tane haberimiz var değerli izleyenler. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek, borsada 8 milyon hesap adedi olabileceğini ama borsaya gelen herkesin de yatırımcı olmadığını söyledi. Haberimiz ardından reklamlar, sonra yine buradayız. 8 milyon yatırımcı var mı? O söylemede pek inanmıyorum. Öyle Pelin. Mi? Yani şöyle, hesap adedi desek hemfikirim. Hani bakiyeli hesap adedi desek hani onda da hemfikirim. Açık hesap desek onda da hemfikirim ama yatırımcı kelimesini birazcık daha böyle hani ağzımızı dolu dolu bir şekilde, keşke olsalar bu arada. Evet. Yani ona bir şey demiyorum ama hani bugün o MKK verilerinin üzerinden baktığımızda o 8 milyon yatırımcının varlık büyüklüklerine veya işte Borsa İstanbul'a ayırdıkları şeyin üzerine baktığımız zaman
Bunlar Mart ayında Sermaye Piyasası Kurulumuzun almış olduğu halka arzlarla ilgili eşit dağıtım kararının getirmiş olduğu bir sonuç. Elbette bütün aracı kurumlar olarak hani hesaplar açıldı, hepsi orada. Artık hepsinin belki de işte mobil telefonlarına girdik, işlem yapıyorlar. Öyle bir alışkanlık oldu ama henüz onları yatırımcı olarak hani adletmek bence doğru değil. Hani o isimle çağırmak doğru değil. Umarım oluşur, sermaye tabana yayılır. Ondan sonra da işte bir noktada şey düşünelim. Hani biz bugün altınla ilgili olarak yastık altındaki o altınları ekonomiye kazandırmak için türlü türlü teşvikler veriyoruz. Belli ölçülerde hani o aracı kuruluşlar üzerinden o insanlara da bu hisse senedi hesaplarını açtırdık ama bunlar genel anlamda halka arz özelinde gelen işte daha önceki dönemlerde 3000-5000 liralık bir halka arza sahip olmanın şimdi getirdiği 200 lirayı nasıl ben tekrar kaldıraç olarak kullanırım? Tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenler, araya gitmeden önce Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası son gelişmeleri ve bundan sonra faizler acaba ne olabilir'i konuştuk. Şimdi yavaş yavaş yurt içine dönüyoruz ve bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını verecek. Yılın son toplantısında Haluk Bürümcekçi, piyasanın beklentisi %0,25 250 bas puanlık bir artış şeklinde. Bu yılı da ya bu seviyelerde tamamlarız diye düşünüyor. Önümüzdeki yılda da belki bir artış daha olabilir şeklinde. Sizin projeksiyonunuz, görüşünüz nedir acaba? Evet, ben daha önce katılı programlarda da söylediğim gibi iki tane artış olması mantıklı geliyor. Yani iki tane 250 Aralık ve Ocak'ta ve 45'le sürecin bitmesi daha mantıklı, makul gözüküyor. Tabii bunu zaten Perşembe günkü karar sonrası anlarız yani bir tane daha olup olmayacağını. Çünkü eğer arttırım sonrası hala durdu, süreç bitti gibi bir şey ifadesi kullanmazsa ve kapıyı açık bırakırsa o zaman asgari ücretin de belirlenmesiyle beraber bir artış daha olma ihtimali yüksek olur. Ama zaten süreç sonuna geldi gibi bir açıklama yapacaksa da 42,5'a getirdikten sonra o zaman da bitmiş olur süreç. Yani şu anda çok net değil. Cevap kesin bir cevap vermek zor. Ama iki artış bana daha makul geliyor. Pekala. İç talebi, siz de vurguladığınız iç talebi etkileyecek faktörlerden bir tanesi de elbette ücret artışları. Yani hem asgari ücret belirlenecek hem diğer ücret artışları olacak hem kamuda hem emekliler kesiminde. Ama asgari ücret şeyinde özelinde konuşacak olursak eğer iki artış dediniz. Bu çerçevede iki hatta daha öncesinde artış frekansının mesela çeyrekler bazında 4 kez yapılması önerisi de yine getirildi. İlk 6 ay enflasyon farkı verilsin, ikinci 6 ay büyümeden pay verilsin diye MÜSİAD'ın da yine aynı şekilde önerileri olmuştu. Peki ücretler genel dengesi ve artış ihtimalini göz önüne bulundurduğumuz zaman bir toptan asgari ücret üzerinde ve diğerlerinde düşünecek olursak eğer enflasyona etkisini, geçirgenliği nasıl değerlendirirsiniz? Ve bir kere yapıldığını varsayarsanız. Evet. Ya bununla ilgili çalışmalar belli. Merkez Bankası'nın özellikle bu konuda bayağı bir çalışması var ve son çalışmada şöyle sonuç çıkıyordu. Asgari ücret artışlarının genel diğer ücretlere de yansıdığı durumlarda yani ki zaten artık çok yüzdesel olarak birçok sektörde özellikle işte hizmet taraflarında falan %70'lere varan bir ağırlığı var asgari ücretin. Sanayide %50, inşaatta yine %70 gibi ağırlıkları var. Dolayısıyla zaten aslında genel ücretleri de belirliyor diyebiliriz artışları. Dolayısıyla bu varsayımla her %10'luk artışın 1 ila 1.2 puan etkisi oluyor ve bunun etkisi tabii hızlı oluyor. Yani ilk 3 ay içinde falan yansımaları oluyor. Yani işte %40 olursa 4-5 puan diyebiliriz buna. %50 olursa bir kerelik %50 olursa işte 5-6 puan etki diyebiliriz. Ama şunu da tabii söylemek lazım. Bu
ne ölçüde piyasanın senaryolarında var veya Merkez Bankası'nın senaryolarında var dersek çok büyük ölçüde de var diyebiliriz. Yani bunları dikkate alıyordur diye tahmin ediyorum senaryolarda, enflasyon senaryolarında. Yani en azından şöyle söyleyeyim, 40 civarı şeyler dikkate alınıyordur. Üzerinde olması belki ilave bir etkisi gözlenebilir senaryolarda ama onun etkisi de sınırlı gibi duruyor. Pekala. Özlem Hanım, bu artış frekanslarıyla alakalı olarak aynı soruyu size de sormak istiyorum. Enflasyonla alakalı olarak hani Haluk Bey de söyledi ya, iki kez yapılması daha makul olabilir diye asgari ücret artışının. O noktada Merkez Bankası'nın da bundan sonra nasıl hareket edeceğini, yine siz de 250 bas puan diye mi bekliyorsunuz? Evet, ben de 250 bas puan diye bekliyorum. Aslında geçen toplantıda da benim beklentim, geçen ayki faiz kararı öncesinde de 250 idi. Bunun arkasındaki ana neden de hani bileşiğini aldığımız zaman aslında önemli bir %36'da enflasyon beklentisini Merkez Bankası'na aldığımız zaman önemli bir reel getiriye karşılık gelmesiydi. Ama Merkez Bankası tabii asıl amaç nedir? Çıpa olması, fonksiyonu nedir politika faizinin? Bütün faiz seviyelerini yukarı çekmesi ve bunlar arasında da en kritik olan mevduat. Yani piyasadaki likiditenin veya kaynağın harcamalar yerine tasarruflara yönelmesi ki talep düşsün, mallara olan, hizmetlere olan talep düşsün, enflasyon da geri çekilsin. Burada zorlandı Merkez Bankası. Hatta ilk göreve geldiğinden sonraki 3-4 ay boyunca mevduatların tepki vermediğini gördük faiz artışlarına. Ekim itibariyle bu tarafta bir kırılma yaşanmış gibi görünüyor. Ekim toplantısı itibariyle. Ekim-Kasım mevduatları hareketlendirmeyi, önemli ölçüde de hareketlendirmeyi faiz artışlarıyla birlikte başarmış durumda. Buradan sonra daha düşük beklememizin nedeni de Merkez Bankası'nın kendisi. Çünkü açıklamasında çok açık bir şekilde artık arttırma, sıkılaştırma döngüsünün sonuna gelinmekte olduğunu, yeterli sıkılığa ulaşmak üzere olduğunu, tam bu cümlelerle olmasa da, ve de sonraki adımların daha düşük miktarlarla gerçekleşeceğini çok açık bir şekilde söyledi Merkez Bankası. O yüzden daha 500 bas puanlık şeyler beklenmiyor. O yüzden 250 bas puan bekliyoruz. Ama tabii şey belirleyici olacak, yani bir tane mi yoksa iki tane mi? Hani Aralık itibariyle bu döngü bitiyor mu yoksa daha ötesi var mı? Çünkü halen piyasada fazla likidite var. Halen enflasyonun belini kırmak üzere sadece ve sadece baz etkisine güveniyoruz. Yani Temmuz-Ağustos aylarındaki o yüksek enflasyonun geri dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunun ötesine taşıyabilmesi için Merkez Bankası'nın bütün bu likidite koşullarını, krediye erişimi, yani şey anlamda söylüyorum, maliyet artışı anlamında erişimin hani kısıtlanıyor olması lazım ki topyekun bir talep düşüşü söz konusu olabilsin. Bu hedefe henüz ulaşılabilmiş durumda değil. Onun için de ve beklentileri bozacak faktörler de gelecek. Biraz önce söylediğiniz asgari ücret artışı bir tanesi. İşte doğalgaz maliyetlerinin geçişi, onun yaratacağı Mayıs'taki baz etkisi bir başka etken olacak. Kur yavaş yavaş artıyor. Tamam, çok dramatik geçişkenlik görmesek bile şöyle bir geçmişten hani birikimli artışına baktığımız zaman yine bir miktar bu tarafta şey var. Enerji fiyatlarındaki hani düşüş bir parça yardımcı olacak ama küresel yavaşlamayı geride bıraktığımız zaman muhtemelen geri dönüyor olacak. Yani enflasyonun üzerine yük bindirecek, belki de gelecek yılın ikinci yarısında bir enerji maliyeti söz konusu olacak. O yüzden tam olarak böyle beklentileri yönetebildiğini söyleyemeyiz Merkez Bankası'nın. Haziran itibariyle herkes bekliyor, tamam, okey. Ama 40'ın altına getirecek mi? Oradan 36'dan sonra işte 20'nin altına getirebilecek mi? Bunlar hala soru işareti. Asgari ücret burada Haluk Bey bahsetti, yani hani bir şeyi olacak, bir ek katkısı olacak. Şimdiye kadar biraz daha biz alım gücündeki düşüşü telafi eden bir noktada gördük. Ama önümüzdeki dönemde enflasyona katkısı olan bir faktör olarak önümüze çıkacak. Bu minvalde ben işin hani sosyal tarafının daha ağır basacağını düşünüyorum. Yani belki bir sene daha sadece ve sadece evet enflasyonla mücadeleye belki hani aykırı gibi görünebilir. Ama bir sene daha, neden o da? Her şey yolunda giderse, beklediğimiz şekilde giderse, herkes
Merkez Bankası'nın söylediği patika doğrultusunda gittiğine kani olursa bir sonraki sene işimiz daha kolay olacak. İkinci sene başarılı olurlarsa artık tek haneli enflasyon yolculuğuna başlama, faiz indirimlerini çok daha net konuşma döngüsüne giriyor olacağız. Ama henüz bunu görmediğimiz için biraz hem haksızlık hem de şey gibi oluyor. Ortalama enflasyonlu konuşuyoruz ama aslında bunun üzerinde ortalamanın üzerinde maliyetleri de yükleniyor şeyler, düşük gelirliler diyelim. İşin hani sosyal tarafına baktığımız zaman bir sene daha beklentiler düzelene kadar iki asgari ücret artışı daha makul gibi görünüyor. Bunun anlamı şu, 36'lık şey beklenti tehlikeye giriyor olabilir. Onun için de bir faiz artışı yerine belki iki faiz artışı veya bir faiz artışı yine olabileceğine dair bir sözlü yönlendirmeyle bu şeyin sonlandırılması, bu döngünün sonlandırılması gibi bir şey forward guidance diyoruz ya, yönlendirme görebiliriz Merkez Bankası'ndan. Bu minvalde çok önemli bir açıklama yapmıştı geçen toplantıda. O şimdi geçerliliğini yitirecek artık söylediğini yapacağı için. Acaba yerine nasıl bir cümle koyacak? Faiz kararı kadar önemli olacak. Pekala. 2024 için bakacak olursak eğer Özlem Hanım, 2024'te büyük merkez bankaları faiz artırım süreçlerinin sonuna geldi. Şimdi onların düşüşlerini, indirimlerini, olası tarihlerini konuşuyoruz ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de yine 4. çeyrek itibariyle, 3. çeyrek itibariyle faiz indirimleri öngörülüyor. Bu zamanlama için siz de katılır mısınız? Mesela 2024'ün son çeyreğinde ilk faiz indirimi yaşanabilir. Az önce sizi dinlerken şunu söylediniz. Her şey beklendiği gibi yolunda giderse. Tabii tabii. Her şey beklendiği gibi yolunda giderse de katılmam buna. Yani bugün hangi Brezilya galiba not artışı aldı da bir tane Merkez Bankası faiz indirimi haberi vardı gelişmekte olan ülkeler arasında. Biz Ağustos 2021'de gelişmekte olan ülkelerle başladık faiz artış döngüsüne. Ardından Fed, ECB 6-7 ay sonrasında şeye katıldı. Dolayısıyla da gelişmekte olan ülkeler çok mütevazi adımlarla da olsa çok erken, Türkiye dışındakileri kastediyorum evet de, çok erken sıkılaştırma döngüsüne girdiler ve enflasyonda yol kat ettiler. Şimdi dolayısıyla faiz indirim döngüsüne gelişmekte olan ülkelerin başlaması çok normal. Ancak Türkiye hem çok geç kaldığı hem yol henüz alamadığı için böyle iki çeyrek, üç çeyrek ile olacak iş değil. Gecikmeli geliyor çünkü faiz artışının etkileri. Yani gecikmeli geliyordan kastımız kendimizden pay biçelim. Yani fiyat koyanlar diyelim. Halen sabah uyandığında evime işte %60 kira zammı yapmam lazım diye uyanıyor. Veya bir esnaf, bir kuru yemişçi, bir berber. Maliyetlerin olduğu gibi yansıtma alışkanlığı ama yani maliyet hesapladığı için değil. O 50'ler 60'lar alışkanlık haline geldiği için yavaş yavaş onun terk edilmesi öyle bir çeyrek iki çeyrekte olacak iş doğru. Değil. Ve siz eğer bunu hissettirirseniz nasıl Fed beklentileri yönetmek adına pek çok iletişimde bulunuyor. Bunun önüne geçmek için de birçok çabası var. Aynı şekilde bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani erken faiz indirim beklentisinin önüne geçmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın. Bu minvalde de sıkı duruşun ben 2024 boyunca korunacağını, son çeyrekte belki önceden fiyatlaması gelebilir ama fiili bir faiz indiriminin gelmemesi, sağlamlaşması yani beklentilerin ardından 2025'te artık rahat rahat kademeli belki 500 bas puanlık artışlar, 500 bas puanlık indirim şeklinde gelmeyecek ama işte 100 puan, 200 puan, 250 bas puanlık indirimler şeklinde gelmesini bekliyorum. 2024 bunun için biraz erken olur. Evet, diyorsun. Beklenti yönetimi açısından bence çok tehlikeli olur, zarar da verebilir. Teşekkür ederim. Haluk Bölümcekçi, şimdi Merkez Bankası faizleri yükseltti. Bir %42,5 seviyesine gelmesi bekleniyor Merkez Bankası'nın. Ancak bu faiz artırım süreci kredi piyasasında daha efektif bir şekilde etkili olurken mevduatlar tarafında aynı şekilde efektif olamadığını gördük. İşte burada aktarım mekanizmasının çok sağlıklı işlemediği ki Merkez Bankası'nın da çok sağlıklı demeyelim umulduğu kadar sağlıklı işlemediği Merkez Bankası da raporlarında bu konunun altını çizdi. Burada
İnsanların iç talepte harcama noktasında ya da paramı mevduat faizine yatırayım noktasında hiçbir şey düşünmeden insanları bu noktaya getirmek için acaba faizlerin, mevduat faizlerinin bir miktar daha yükselmesi mi gerekir? Yoksa orada enflasyon beklentileriyle alakalı bir durum mu söz konusu? Ya da bir de şunu ekleyeyim, mevduat faizlerinin biraz daha yukarı gelmesi gerekiyorsa acaba ne bileyim zorunlu karşılıklar mı yeterli olmuyor? Oradaki likidite yeteri kadar çekilemiyor mu? Ne dersiniz? Şimdi bu dediğiniz konu bir dönem vardı sorun yeteri kadar artmıyor gibi veya tersine gelişmeler oluyor. Mevduat faizleri aşağı geliyordu. Onlar, o dönemleri bence geride bıraktık. Hele ki bir de yıl sonu işin içine karışınca bankaların bilanço düzenlemesiyle beraber yani şu anda 50 ve %50 ve daha üzeri seviyeler söz konusu yıl sonu olduğu için yalnız. Bu tabii geçici bir faktör. Bu kalıcı olursa, yani yeni yıla taşınırsa o zaman daha etkili olduğunu göreceğiz. Yani bayağı iyi seviyeler olacak. Enflasyon beklentileri dikkate alınca. Ama bu sadece yıl sonundan kaynaklanan geçici bir yükselişse, tek işte 45'li ve altındaki seviyelere geleceksek ancak karşılar. Çünkü mesela son beklenti anketinde bakıldığında 3 aylık enflasyon tahminleri vardı. Yani ay ay Aralık için, Ocak ve Şubat için. Orada da ortalama enflasyon çok düşük değildi. Yani 3.8 falan ayın ortalaması gibiydi. Dolayısıyla bu yenecek mevduat faizi yine 45'ler 50'ler minimum olmak durumunda. O yüzden böyle bir dönem yani çok geçici olmaz diye umuyorum yani yıl sonunda bilanço düzenlemesi kaynaklı yükseliş. Onun dışında şu anda parasal aktarım açısından aslında geçmişte tartıştık. Likitte de yani açık piyasa işlemleri fonlamasının eksiye geçmesi biraz sorun yaratıyor. Yani gecelik repo faizlerini aşağı çekiyor. Bu bazı dönem mevduat faizlerinde aşağı doğru zorlamıştı. Yani şunu kastediyorum, politika faizinden geçmiyor gecelik repo da. Onun 1,5 puan altından geçiyor. Şimdi yine öyle bir dönemdeyiz. Piyasada yine bir döviz, Merkez Bankası'nın döviz biriktirmesi nedeniyle bir TL genişlemesi gözlüyoruz. Şu anda 200 milyar TL bir fazla var açık piyasa işlemleri bankaların elinde. Dolayısıyla faizler 38,5'a doğru yaklaştı tekrar gecelik repoda. Ama bunun etkisi olmayacaktır. Yani kısa vadede mevduat faizini aşağı çekeceği anlamında söylemiyorum. Fakat bu da bir sorun olarak muhtemelen para politikası kurulu kararı sonrası önlemlerle bu likidite çekilmeye çalışılacaktır. Bence orada eğer bu mevduat faizinin yükseliş geçici kısmı olacaktır mutlaka ama hani yine de yüksek seviyelerini korursa ve kredi faizlerinde biliyorsunuz Merkez Bankası yeterli sıkılıkta olduğunu söylüyor. Dolayısıyla çok bu iki göstergede ileri dönük çok büyük değişiklikler artık bundan sonra beklenmek lazım. Eğer bir değişiklik bekleyeceksek de bunun aşağı yönlü olması ihtimali daha yüksek bence. Teşekkür ederim. Özlem Hanım, geçen hafta Cuma günü Moody's'den bir değerlendirme bekleniyordu Türkiye'nin kredi notu. Yani belki de biraz fazla mı havaya girdik. Hani acaba bir not Türkiye'nin kredi görünümüyle alakalı bir de not gelir mi acaba diye düşünüyorduk ama herhangi bir değerlendirme gelmedi. Bugün bir not paylaşıldı Moody's'den. Şöyle diyor, kredi görüşümüz olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır dedi. Biraz sert mi ifade değerlendirme ne dersiniz? Çünkü uluslararası kuruluşlara bakıyorsunuz daha Standard & Poor's'un yeni değerlendirmesi geldi. Diğer uluslararası kuruluşların da hani Türkiye'nin kısa zamanda aldığı büyük mesafeye vurgu yapılıyor. Ne dersiniz? Ben çok sert bulmuyorum. Şu anlamda sert bulmuyorum. Aslında S&P'de de ben onu hissetmiştim. Herkes fiili şey bekliyor. Yani tamam potansiyeliniz güzel, iyi adımlar da attınız da sonuç ne yani şu anda? Ne yabancı yatırımcıyı davet edecek kadar, ne demek o davet edecek kadar? Yani yabancı yatırımcısının risk algısını tatmin edecek kadar. Ben şu andaki bu fiyatlamayla burada pozisyon kesin alırım. Hani risklerine rağmen diyecek noktaya getirmemişiz. Oradan hadi diyelim ki girmeye niyetlendi yabancı yatırımcı.
getiri vaat edecek, ilerlemeyi kaydedebilecek mi, bununla ilgili bir güven henüz oluşturmamışız. Kurumlardan bahsediyorlar ki S&P'nin not görünümü içinde, Moody's'in de, yani hepsinin matematiksel formülü içerisinde var bu şey, kurumsal kaliteye dair bir gösterge. Bu minvalde henüz tamam, yani içeride biz daha iyi tanıdığımız için figürleri veya işte başkan, başkan yardımcısı, yapılan şeyler, atılan adımlar vesaire biraz daha taraflı diyeyim. Bakıyoruz doğru olaya. Ama dışarıdan objektif baktığınız zaman koyuyor ne, yani Brezilya'sı, işte ne bileyim Hindistan'ı, Endonezya'sı, Malezya'sı, Türkiye'si, Güney Afrika'sı önüne koyduğu zaman bir şeylerin olduğu bir ülke. Dolayısıyla da henüz sadece iyi niyet, bir takım adımların olduğu ama onların meyvesinin henüz alınmamış olduğu bir ülke. Ha mesela 30 milyar dolar rezerv biriktirdik, bu da yeterli deyince, hayır değil, çünkü zaten çok ciddi bir kayıp vardı orada. Onu telafi etmek adına çok iyi bir şey yapıldı ama serbest piyasa işleyişine müdahale devam ediyor mu? İhracatçının %40 gelirleri halen şey mi? KKM duruyor mu? Evet duruyor. Tamam, çözülüyor olabilir vesaire ama buradan da rezervlere katkı var. Rezervlerin çok büyük bir swaplardan geliyor mu? Evet, swaplardan geliyor. API fonlamasının ağırlığı artması lazım. Swap'ın düşmesi lazım. Bu henüz gerçekleşmiş durumda değil. Dolayısıyla niyet okey. İyi niyet güzel. Ama somut gelişme görülmesi bekleniyor. Attığınız adımların karşılığının oluşması bekleniyor. Bence Moody's'in de, yani evet olumlu görüşümüzü koruyoruz ama daha da henüz bir şeyini göremedik. Sonucunu göremedik. Şeyi var, kaygısı var diyelim. S&P'de de, yani tamam cari açık, dış finansman anlamında biraz daha, dış finansman da değil yani, cari açık ve rezervlerle alakalı bir yol kat edilmiş durumda. Daha önceki ifadelerinde ödemeler dengesi riski görüyorlardı. Ödemeler dengesi krizi riski görüyorlardı. Hani o kriz riski azalmış durumda ama diğer kurumsal kalitede dahil olmak üzere diğer kriterlerde henüz not artışını gerektirecek iyileşmelerin olmadığını hissetmiştik S&P'de. Moody's'de bence o yönde bir açıklaması olmuş. O açıdan sert veya haksız, ki Moody's'in çok haksız şeyleri doğru oldu Türkiye'ye, doğru değerlendirmeleri oldu yıllar öncesinde. Ben bunu çok haksız bulmuyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Haluk Bulubicekçi'ye dönelim. Aynı şekilde size de sormak istiyorum. Siz nasıl değerlendirdiniz Moody's'in bu değerlendirmesini, yaklaşımını? Yani ben burada Özlem'e çok katılamıyorum maalesef. Bence şöyle, şundan, çünkü bulunduğu konum itibariyle Moody's diğer kurumlara göre zaten bir kademe altta. Yani 6 kademe yatırım yapılabilir kategorinin 6 kademe altında tutuyor. Diğerleri görünümlerini iyileştirip durağına doğru getirdiler. Yani şu anda görünümü durağından pozitif çevirmesi daha, ya en azından olması gereken şey diye düşünüyorum. Tabii ki bütün, yani birçok risk devam ediyor. Bunun tabii ki farkındayız. Moody's de farkında ama tabii ki bu seçim öncesinde gelinen noktanın da, o noktaya göre de bayağı bir iyileşmeler var. Yani bunların da bir takdir edilmesi lazım. Yani belli ölçüde en azından hani olumlu yönde ilerleme sağlandığına dair. Ama anlıyorum, şöyle de bir taktik, yani bu biraz saha gerçeklerinden çok şöyle bir strateji. Hani biz bir yola gireceksek çok daha emin olmamız lazım. Politika dönüşleri olabilir. Bir yerel seçimleri de görelim. Şu anda bir hareket etmeyelim. Ondan sonra yaparız gibi bir görüş de hakim olmuş olabilir. Ona saygı duyuyorum. Ama hani normal şartlarda bir önceki değerlendirmesinde de pas geçti çünkü Moody's. Bir Haziran'dakinde bu yıl yani 3 değerlendirmesi vardı. Son ikisini pas geçmiş oldu bildiğim kadarıyla. Hani bu kadar değerlendirilmeyecek kadar, Haziran'ı anladık ama hani Aralık'taki değerlendirmeyi pas geçecek durum da çok bana mantıklı gelmedi. Bir de şöyle bir şey var. Bu CDS'lerle tabii şey konusu, yani reytinglerin ilişkisi konusu, nedensellik ne yönde tabii. Hani bence CDS'ler hani
bayağı bir gerilemiş durumda son dönemde. 300'lerin altına inmiş durumda. Şuradaki aslında net not görünümüyle not seviyesi umlu. Onda bir sıkıntı yok ama bu en azından hani not görünümü uyumlu derken hani S&P veya Fitch'in bulunduğu seviyelerle daha uyumlu gözüküyor. Ben piyasa fiyatlamasının önden gittiğini, kurumların yani rating kurumlarının arkadan geldiğini düşünüyorum. Nedensellik o anlamda çalışıyor bence. O yüzden yani bir türlü Moody's bu yaklaşımını hani seçim sonrası eğer bir problem yaşanmazsa değiştirmek durumunda kalabilir. Önümüz yılbaşı bir kutu şeker yaptırıp gidelim bari Moody's arada buz falan varsa onu da şey yapabilmek adına, eritebilmek adına çok teşekkür ediyorum. Yine bir ara verme zamanımız geldi değerli izleyenler. Giderken de haberimizi aktaracağız. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çetilci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Perşembe günü 250 bas puanlık bir faiz artışı beklediklerini, politika faizinde zirve seviyenin ise %45'ler düzeyinde oluşabileceğini ifade etti. Haberimizi reklamlar ardından buradayız. Biz de Thrive Yatırım Araştırma olarak Perşembe günü Merkez Bankası'ndan 250 bas puanlı bir faiz artışı bekliyoruz. Yılı 42,5'la kapatma. Yılın ilk çeyreğinde bekle gör, pas geçme etkin. 45'in zirve faiz olabileceğini düşünüyoruz. Bunun sinyalini de 11 Ocak'ta Amerika'da yapılacak olan Merkez Bankası'nın yatırımcı zirvesinde olacak. Çünkü nasıl yurt dışında FED başta olmak üzere bütün dünya merkez bankalarında ki buna Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil enflasyonla mücadele noktasında faiz yüksek seviyede kaldıktan sonra faizi arttırmadan enflasyon nasıl gerileyecek? Bizde de oldu %45 tepe politika faizi sonrasında Mayıs-Haziran döneminde %75 yüksek görme potansiyeli olan enflasyon yıl sonuna doğru 36-40 bandına inecek. Bunu enflasyon noktasında faiz arttırmadan nasıl yapılacak? İşte burada bazı gri noktalar bulunuyor. Bunların da detaylarının 11 Ocak'ta gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü kurumsallar da faiz artışı sonlandıktan sonra evet faiz yukarıda kalacak ama ilave makro ihtiyadi tedbirlerde nasıl bir eylem planı açıklanacak ve yerel seçimler öncesinde acaba çok zayıf bir ihtimal bile olsa Merkez Bankası beklenenden erken bir gevşeme hamlesi yapar mı yapmaz mı bunları takip ediyor olacağız diye düşünüyorum. Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Özlem Hanım, şimdi CDS'lerimiz az önce Haluk Bey de söyledi, 289 bas puana kadar gerilemiş durumda, güzel bir gerileme. Faizleri yükselttik. Diğer taraftan sıkı para politikası uyguluyoruz. Söylediğini yapan bağımsız bir ekonomi yönetimi var. Bu çerçevede bakıldığında yabancı yatırımcı için uygun seviyeli noktalara doğru hızla ilerliyoruz. Hatta geldik bile yavaş yavaş. Evet. Ufak ufak girişler var ama eşikte miyiz? Önümüzdeki sene itibariyle daha büyük girişleri görecek miyiz? Ne dersiniz? Evet, daha büyük girişlere ev sahipliği yapacağız gibi görünüyor. Ben atılan adımların sonuçlarını alacağımızı düşünüyorum. Yani burada herhangi bir yani dış yol kazası diyelim veya kara kuğu gibi bir olumsuzluk olmadığı sürece buradan kaynaklı uygulamaya başladığımız politikadan bir dönüş, bir sapma, işte seçim öncesi bir gevşeme gibi bir şey beklemiyorum. Ama her şeye rağmen yabancı yatırımcı açısından zannediyorum yerel seçimler veya yerel seçimlerden de ziyade belli bir süre ikna zamanı gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani bu kurumsal kalitenin gerçekten arttığına dair, bu kadrolar değişmeyeceğine, hani değişmeyeceğine derken hani ne olacağı belli olmaz ama en azından hani zamanların normal dönemleri ne kadarsa o kadar kalması üzerine artık sistemin eskisi gibi kurulu olduğuna ikna olması için zannediyorum bir parça zaman gerekiyor. Bu bir. Ya, çünkü şu anki koşullar yani CDS 289 dediğimiz hani faizler küresel bazda çok yüksek. Önümüzdeki yıllarda diyelim uzun vadeli yatırımcı için konuşacak olursak faizlerin düşeceği neredeyse garanti. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkede getiri garantisi var gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bir bunların meyvelerinin
alınması. İkincisi de çok önemli teknik sebepler. Swap limitlerimiz, BDDK'nın swap limitleri. Burası böyle hem BDDK'nın swap limitleri bir de bizim tabii rezerv politikamız. Yani kendi içerimizde Merkez Bankası'na bankalarla olan swap bir ayağı. Diğer swap limitlerinden kastımız da yabancıların bizim bankalarla yaptığı. Yani TL'ye erişiminin sağlandığı piyasa. Bu oralarda atılan adımlardan geri dönüş sağlanması çok kolay değil. Merkez Bankası ile bankalar arasındaki swap da rezerv tehlikeye girmiş oluyor. Diğer tarafta ise birdenbire carry trade yine merkezi olması istenmiyor Türkiye'nin. Bu anlamda kalıcı sermaye, long only fonların geleceği, portföy girişi olacaksa dahi, hani hiç kimse doğrudan yabancı yatırım beklemiyor paldır küldür. Ama portföy girişi olacaksa bile böyle şey parası değil, aşırı sıcak para değil, daha kalıcı paranın geleceği bir ortamın oluşması isteniyor. O yüzden de hızlıca birdenbire işte biz böyle manşetlerde BDDK %20'ye çıkarttı swap limitini, kredi limitini %10'a çıkarttı filan gibi manşetler görmüyoruz, görmeyeceğiz de muhtemelen. Bunun için benim tahminim anlamlıca bir rezerv birikiminin gerçekleşmesi bekleniyor ilk etapta. Yani yatırımcıya bu anlamda da güven sağlayacak, kurla alakalı burada çok ciddi bir değer kaybı olur, ülkeden çıkamazsam filan gibi veya zararına çıkma riskim bulunuyor gibi endişelerin olmayacağı bir ortamın oluşması bekleniyor. O yüzden de biraz zaman alacaktır. Yani ben daha büyük girişlerin olmasını bekliyorum ancak bunun yılın ikinci yarısında. Aslında belki küresel koşullar için de çok elverişli, yani tam da böyle çakıştığı, iyi koşulların çakıştığı bir dönem de olabilir. Çünkü faiz artışları durduktan sonra faiz indirimine ben hızlıca geçemeyeceklerini düşünsem de Amerika tarafında en azından. İndirim fiyatlaması yılın ikinci yarısında muhtemelen daha çok olacak. Yani 2025'e yaklaştıkça daha fazla olacak ve de artık belki de bir döngü halini alacak. Yani silsile halinde arka arkaya faiz indirimlerinin beklentileri oluşmaya başlayacak. Bu noktada sermaye girişleri gelişmekte olan ülkelere zaten arttığı bir konjonktürle karşılaşabiliriz. Tam da bu noktada BDDK'nın swap limitlerinin gevşetilmesi, rezerv birikiminin çok daha kuvvetli olması, enflasyonda düşüşün hani yabancı yatırımcı için belki çok önemli değildir ama makro koşulların iyileşmesi genel olarak ve not artışları. Kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışlarıyla birleştiği bir ikinci yarı ile karşılaşabiliriz. Bu işte şey yapacaktır dediğimiz hani büyük montanlı anlamlı girişleri bence beraberinde getirecektir. Yılın ikinci yarısı benim daha çok beklentim. Swap kanallarının açılması da yine seçimlerden sonra yılın ikinci yarısı evet, gibi mi? Evet yani seçimlerden anladım. Ziyade oradaki kriter bence şey yabancının kurla alakalı yani burada atlamalar sıçramalar olur. Ben bir seviyeden gireceğim ama bunun yukarısına gider demeyeceği. Bu anlamda da Merkez Bankası'nın müdahale amaçlı değil ama arkada duran güç olarak daha kuvvetli durduğu net rezerv dediğimiz hani eksi pozisyonun belki azaldığı bir kompozisyon oluşacağı için diyorum swap limitleri gevşetilebilir. Peki hemen Haluk Bürümcekçi'ye de dönmek istiyorum. Siz de Haluk Bey swap kanallarının erken bir şekilde açılmasını beklemediğinizi daha önce söylemiştiniz. Bugün baktığımız zaman döviz kurunda yarı dalgalı ya da yarı serbest bir döviz uygulamamız var, döviz kurumuz var. Yön hafif yukarıya doğru enflasyon doğrultusunda, enflasyon oranı doğrultusunda artan bir döviz kurumuz var. Merkez Bankası rezervlerini de yakından takip ediyorsunuz. Geldiğimiz nokta itibariyle rezervlerde rekor seviyede, en son Bürümcekçi'nin not defterinden gördüğüm kadarıyla rekor seviyede. Bundan sonra nasıl hareket etmesini bekliyorsunuz? Bu şekilde Merkez Bankası biriktirmeye devam edecek gibi bir durum var mı? Var sanki, ne dersiniz? Evet yani tahminime göre 15 Aralık haftasında da rezervler yeni rekor seviyeye çıkmış. Bunu Perşembe günü göreceğiz. 142.6 milyar dolara ulaşacak. Tarihi zirve olacak. Yeni tarihi zirve olacak. Daha önemlisi net rezerv ve deki iyileşme anlamında da o swaplar hariç bakıldığında belirgin hareketler devam ediyor. Benim hesabıma göre ben genelde şöyle hesaplıyorum. Hani nette piyasadan döviz mi alıyor Merkez Bankası, döviz mi satıyor ona bakıyorum. Son 4 haftada benim hesabıma göre
toplam 13 milyar dolar falan bir alım yaptı. Yani bu gerçekten yüksek bir rakam. Hani ihracatçıdan alınan dövizler falan da bunun içinde ama hani onların bu derece net bir artış getirme ihtimali zayıf. Yani o kadar yok çünkü ihracat malum 20 milyar dolarlık bir ihracat aylık düşünürsek %40'ı 8 milyar dolar eder. Ben 4 haftada 13 milyar dolarlık bir artıştan bahsediyorum. Dolayısıyla o anlamda işler Merkez Bankası lehine gidiyor. Yani muhtemelen bir yabancı girişimde absorbe ediyor gibi bir durum var Merkez Bankası açısından. O yüzden bu eğilim önemli, olumlu olduğunu söyleyebilirim. Swap konusuna gelince, evet öyle dedim. O görüşümü koruyorum. Hatta Merkez Bankası Başkanı'nın son gazetelerde yer alan röportajında da buna değindiğini gördüm. Hatta bununla ilgili bir örnek verdiğinde, swap'la ilgili örnek verdiğinde yabancı swap'a geliyordu, gelmesini istemedik, tahvile gitmesini doğru bulduk gibi açıklamaları var. Yani bu da bize gösteriyor ki bunu şu aşamada düşünmüyorlar. Bu tip bir giriş istenmiyor. Tahvile yönlendirmeniz. Buradan da zaten düşüncelerimizi teyit ediyor diyebilirim. Yani sonuç olarak şu anda bu gelişmeler kur politikası anlamında bu alımlara rağmen kurların hani çok yukarı doğru gitmediğini görüyoruz. Bu da daha çok hem yerli hem de yabancı yatırımcının döviz yatırımlarına oranla TL yatırımları bir parça daha tercih ettiğini gösteriyor da diyebiliriz. Peki. Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi, çok teşekkürler. Bilgi Üniversitesi Sefis Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, şimdi hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne Ciner Medya Grubu Amerika Temsilcisi Ali Çınar'a gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ali Çınar, merhabalar, kolaylıklar diliyoruz. Borsalara baktım, onlar da artıda görünüyor, sizi dinliyoruz. Evet Murat, yayınlar diliyorum. Bilhassa S&P 500'de Fed'in güvercin politikasının ardından hisse senetlerinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ve endekste bazı rekor yüksek seviyede olduğu görülüyor. Bilhassa enerji ve telekomünikasyon şirketlerinin hisselerinde artış var. First Solar adlı örneğin enerji şirketinin hisseleri %6'nın üzerinde artmış durumda. Bununla da beraber Goldman Sachs ve Caterpillar'da da bir artış görüyoruz. Goldman Sachs'te %11.5, Caterpillar'da örneğin %13.6 bir artış da hisselerinde Dow Jones'u ciddi şekilde etkiledi ve Dow Jones'ta da bir pozitif artış seyir var. Yani genel itibariyle piyasalarda olumlu seyir devam ettiğini belirtebiliriz. Bununla beraber kripto piyasasına baktığımızda Murat, Bitcoin'de dün bir düşüş vardı ama bugün artış görüyoruz hafif de olsa. 10 yıllık tahvil getirileri %4'ün altında seyretmeye dalgalı devam ediyor. Bununla beraber de petrol fiyatlarında artış görüyoruz. Bilhassa Kızıldeniz tarafında terör saldırıları nedeniyle nakliyat firmalarının rotalarını durdurduğu, çalışmadığı ile ilgili bilgilerle beraber petrol fiyatlarında da artış olduğunu görüyoruz. Bugün sadece bir tane ekonomik veri vardı. Murat, ABD Ticaret Bakanlığı Kasım ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerini açıkladı. Konut başlangıçları geçen ay %14.8 artarak yıllandırılmış bazda 1.56 milyona çıktı. Geleceğe yönelik konut talebini gösteren inşaat izinleri ise 1.46 milyona geriledi. Borçlanma faizleri Fed'in sıkılaşma döngüsüne henüz başlamadığı 2021 sonundan beri iki kat daha yüksek seyretse de son 6 haftada bir düşüş seyri olduğu görülüyor. Ve 30 yıllık vadeli ortalama mortgage oranında Ağustos'tan beri ilk defa %7'nin altına düştüğü görülüyor. Demir çelik sektöründe bir haber var. Avrupa Birliği ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan misilleme gümrük vergilerini 15 ay daha askıya alacağını duyurdu. Ve Avrupa Birliği böylece çelik ve alüminyum ihracatçılarının yıllık yaklaşık 1.5 milyar euroluk
tasarruf sağlayacağını açıkladı. Tabii Amerika'daki çelik sektöründeki bazı yasaklamalar ve vergi kotaları da hatırlanacağı üzere Trump döneminde konmuştu. Bununla beraber Amerika'nın hatta dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden Google antitrust davasında $700 milyon para ödemeyi kabul etti bu flash haberler arasında. Bununla beraber Washington DC gündeminde ABD Hazine Bakanlığı'nda iki önemli üst düzeyli yetkili Londra'da, bilhassa terörle finans alanında toplantılarda Londra'da mevkidaşlarıyla görüşüyorlar. Bu Washington'da önemli bir toplantı olarak görülüyor. Ayrıca Chicago Fed Başkanı yaklaşık 2 saat sonra Murat bir konuşma yapacak. Bunu da takip edeceğiz. Toparlamak istersek şu anda piyasalar Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq'ta hafif de olsa pozitif artı seyirde, borsanın kapanışına doğru gidiyor Murat. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ali Çınar'a teşekkür ediyoruz. Hemen vadeli işlemler ve opsiyon borsasında geçen son rakamı da getirelim. %0,23 aşağıda. VIOP 30'da son geçen rakam 8.445 oldu. Değerli izleyenler, yarın peki ekonomi ve piyasaların gündeminde neler olacak? Çin'de bir 5 yıllık kredi faiz oranı kararı açıklanacak. Türkiye'de saat 10'da Aralık ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Almanya'da Kasım ayı üretici fiyatları endeksi, aynı saatte İngiltere Kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Türkiye Kasım Merkezi Hükümet Borç Stoku saat 17.30'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde Aralık ayı Conference Board tüketici güveni ve Kasım mevcut konut satışları açıklanacak. Ve yine saat 18'de Euro bölgesi Aralık ayı tüketici güven endeksi, tüketici güveni açıklanacak. Bu notla birlikte programı bitiriyoruz değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız, iyi geceler.